Manşete hoş geldiniz. Haftanın ilk günü Sedat Peker dışında gündem yok. Bu bir ayı geçkin bir süredir böyle. Erdoğan artık gündem üretemiyor. AKP artık gündemi belirleyemiyor. AKP iktidarının tamamına yakından tanık olmuş biri olarak söyleyebilirim ki Erdoğan'ın ve AKP'nin bu kadar uzun süre gündem belirleyemediği bir dönem olmadı. Yaklaşık 5 haftadır bir mafya babası açıklamalarıyla gündemi kendine kilitlemiş durumda. Sedat Peker sessizliği dedik. O medya babası veya mafya babası, özür dilerim, medya babası diyorum. Bir yönüyle de öyle esasen de. Çünkü medyada da babalar var şu anda, Demirörenler vesaire. Neyse bu mafya babası 5 haftadır gerçekten muazzam iddialar dile getiriyor. 10 milyonlarca, biraz önce baktım, 9. videosu 10 milyona yaklaşmış seyredilme ve gittikçe de artıyor. İnsanlar dönüp eski videolarını da seyrediyorlar vesaire. Muazzam bir sessizlik var. Ülke basını görmüyor. Televizyonlarda sadece yalap şap tartışılıyor. Kendine bağımsız, özgür diyen YouTube kanalları da, Türkiye'de yayın yapan YouTube kanalları da sadece zararsız bir bölümün özetini veriyorlar. Ama akçeli işlere veya işte devletteki bürokratik çekişmelere, emniyetteki çekişmelere falan girmiyorlar. Yayın bitince de bağımsız özgür medya için desteğinizi esirgemeyin filan diyorlar. Yani sen bana anlatmıyorsun ki gerçekleri. Bir de bir tanesi var. Bir önceki yayında örnek vermiştim. Bir gün önce bunun da enerjisi düştü. Artık Sedat Peker gündemi belirleyemiyor diyor. Bir gün sonra da bugün çok önemli açıklamalar yaptı diyor. Bir gün bir günü tutmayan analizler. Muhakkak o bağımsız platformları takip eden insanlar da bunun farkındadırlar. Evet, konumuz bu. Sedat Peker'in açıklamaları ve Sedat Peker sessizliği. Son 9. video ki şu an ekranda görüntülerini seyrettiğiniz video. 9. video yaklaşık 10 milyon seyirciye ulaşmış durumda. Tayyip abiye yürümeyeceğim. Tayyip abiye yürümeyi, Tayyip abiyle helalleşmeyi, kelimenin tam anlamıyla böyle çıktı ağzından çünkü. Tayyip abiyle helalleşmeyi 14 Haziran sonrasına bıraktım. Amerika Başkanı Joe Biden'la görüşmeleri var, benden bilmesinler minvalinde bir şey söyledi. Halbuki bir telefon kaydında, yayınladığı bir telefon kaydında Metin Külünk'ün kendisine ya bak işte Biden'la da Amerika'yla da ilişkiler çok iyi değil, işte efendim reisin başı sıkışık, Erdoğan'ı kastediyor, bir de sen yapma falan diye arabulucu olduğunu anlatmıştı ve onu dinlemeden devam etmiş idi Sedat Peker. Fakat bir tavır değişikliği, Metin Külünk'e ya bana ne Biden'dan, Erdoğan'dan falan deyip yoluna devam eden Sedat Peker enteresan bir şekilde geçen hafta 14 Haziran'a kadar Tayyip abisiyle helalleşmeyi ertelediğini söyledi. Tabii Sedat Peker kendi ifadesiyle de bir kurtarıcı, bir mesih, ne bileyim, söylediği her şey doğru, kabul edilen, kabul edilecek bir insan değil. O da bir politika yapıyor, o da bir diplomasi yürütüyor. Dolayısıyla önce söylediğini daha sonra değiştirebiliyor veya önce verdiği sözü daha sonra tutmayabiliyor veya işte efendim cayabiliyor vesaire, pek çok şey yapabiliyor ki bu zaten kendisiyle telefon görüşmesi yapan kişileri satışından da anlaşılıyor. Reisim, abi, kardeşim, dünya ahiret kardeşim, işte karşılıklı birbirlerine güzellemeler yaptıkları insanları birkaç gün sonra nasıl sattığını gördük. Sedat Peker sessizliği enteresan. Onun için yurt dışı bizim gibi yayın yapan mecralara ilgi büyük. Çünkü bu gerek Peker'in anlattıkları, gerekse Peker'in anlattıkları doğru mu değil mi teyit mekanizması ve gerekse nasıl bir ilişkiler ağı ve nasıl bir çark dönüyor, bunları anlamada elbette bu yayınlar yardımcı oluyor. Sedat Peker yeni birkaç dakika önce 40 yaşından gençlere hitap ediyor biliyorsunuz. Yoğun isteğiniz üzere Perşembe günü 20 sene önce yaşanan ancak basına yansımayan iki büyük skandalı ve yeni bazı olayları anlatacağım, video yayınlayacağım demiş. Dolayısıyla bir süredir esasen Perşembe Pazar'dı videoların periyodu. Bir süredir sadece Pazar gününe kaydırmıştı ama şimdi artık Perşembe içinde bir beklenti oluşturdu. Bu skandalların içinde şahsım, Osman Kavala, Mehmet Cengiz, Hayyam Garipoğlu, Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, Mehmet Kutman, Kamuran Çörtük, İbrahim Genç ve daha niceleri var diyor. Bu her bir isim hakkında bir sürü şey söylenebilir ama isimler bile son derece çekici biz gazeteciler açısından. Ama Osman Kavala ile ilgili ne diyeceğini, ne anlatacağını gerçekten merak ediyorum. O da haksız, hukuksuz bir şekilde 4 yıldır içeride esir tutuluyor. gazetecilere, televizyon yorumcularına ve de siyasal iradenin emrine girmiş polislere, savcılara, hakimlere neden inanmamanız gerektiğini anlatacağım. Ayrıyeten Derin Mehmet'i aperatif olarak videomuza misafir edeceğim. Vallahi çok eğleneceğiz demiş. Orada İlhan Tanır, bunu görmemiştim, Sedat Peker son videosunu yayınlamadan önce Külünk elçiye saldırma minvalinde tweetler atmış diyor İlhan Tanır. Yani diyor ki Feyzi İşbaşaran'a saldırı planlayan veya Hürriyet baskınını rica eden ben değilim. Ben sadece elçiyim. Kimin elçisi diye soruyor. İşte evet, burada da Metin Külünk'ün o Twitter mesajı. Elçi sözcüdür. Şöyle büyüterek göstereyim. Evet. Elçi sözcüdür. Elçinin hukukunun korunması çok değerlidir. Bu tweet'i son video yayınlanmadan önce atmış Metin Külünk. Metin Külünk bir elçi. Metin Külünk genç yaşlardan itibaren Tayyip Erdoğan'la tanışan, onun sayesinde basamakları tırmanmış, onun arkasını toplayan, pis işlerini yapan falan bir adam yani. Dolayısıyla orada da kendi pozisyonunu ifade etmiş. Yani ben elçiyim diyor. Evet. O arada AKP Bülent Turan bir basın toplantısı yapmış. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatalarımız varsa gereğini yaparız demiş. Birkaç son dakika vereceğim size. Yani AKP hep böyle bir sıkıntı varsa biz kendi aramızda çözeriz minvalinde yürüyor. Ama asıl son dakika şu: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması talebiyle hazırladığı yeni iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne göndermiş. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi bir süre evvel HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianameyi iade etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına işini doğru dürüst yapmadığı için, eksikler bulunduğu için vesaire. Belli ki o eksikleri tamamladı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve devletin ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği iddiasıyla HDP hakkındaki kapatma davası bir kere daha yola çıkmış. Yaklaşık 850 sayfalık yeni iddianamede 500 HDP'li hakkında siyasi yasak getirilmesi, partinin banka hesabına tedbir konulması istenmiş. Evet, eksikleri tamamlandıktan sonra o da yola çıkmış belli ki. Evet, bir diğer iddiada, ona birazdan bakacağız. Bir diğer son dakikada Ahmet Şık hakkında açılan soruşturma ve resen soruşturma başlatılmış. İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık şu anda HDP'den parlamentoya girmişti. Onun üzerine bir tweet mesajıyla Ahmet Şık sözlerini biraz daha ileri götürmüş. Aynen şöyle söylüyor: "Devlet katil sözlerim nedeniyle eleştirileceksem, yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın" demiş. Son cümleye aynen katılıyor ve imza atıyorum. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın. Evet. O arada bir diğer hatırlatmamızda bu konulara geçmeden önce bugün 7 Haziran 2015'te AKP tek başına iktidarı kaybetti ve 6 sene olmuş. O gün bir şeyler değiştirilebilirdi ama muhalefet meclis başkanını bile seçemedi, hükümet kurulamadı ve ondan sonra yaşananları herkes hatırlıyor zannediyorum. Bir de müsilaj konusu var, salya denilen halk arasında. Onunla ilgili son gelişmeler de gerçekten dehşet verici. Ona da bakacağız ama ondan önce hazır Sedat Peker, Mehmet Ağar, Demirören meselesine girmişken buradan devam edelim. Burada Demirörenler, ki Erdoğan Demirören solda vefat etti. Ortada Yıldırım Demirören, veliaht, babasının işlerini götürüyor şu anda. Tayyip Erdoğan'la ilişkileri bu fotoğrafta olduğu gibi. Ayrıca bir şey söylemeye ihtiyaç bırakmıyor bu fotoğraf. O arada Arşimidis denen bir kişinin mallarına öldürülerek veya işte bir biçimde çöküldüğü konusu da 70'li yılların efsanesi, bir şehir efsanesi ama içinde çok ciddi hakikati de barındırıyor. Arşimidis Demirören veya Erdoğan Demirören yazdığınızda o hikayeyi de okuyabilirsiniz. Yani ailenin ve ailenin zenginliğinin bir çökme saltanatı olduğunu anlatan bir hikaye. Bugün Pencere, gazete Pencere çok güzel bir birinci sayfa yapmış. Ekrana getirmesem olmazdı. Karikatür Bülent Çelik, "Öf ya, niye yine uyuyup kaçırmışım, bu Peker'de niye pazar sabahının köründe canlı yayın yaptırırlar, nerede bu devlet" diye sormuş. Evet, yani Türkiye saatiyle 7.30, ben İngiltere'deyim. İngiltere saatiyle Peker'in yayını 5.30'da oluyor. Bizim ekibimizden bazı arkadaşlar hemen sabah erkenden videoyu izleyip özetini çıkarıp gerekli haberle ilgili gerekli dokunuşları yapıyorlar. YouTube kanalımızda da seyrediyorsunuz. Bu pazar Turan Görür Yılmaz yaptı. Kendisine hasreten teşekkür ediyorum sabahın köründe kalkıp bu işleri yapmak. Açıkçası ben sabahın köründe kalkıp seyredemiyorum. Merak ettiğim halde normal pazar hangi saatte başlıyorsam güne başlıyorum ve tabii ama kalkar kalkmaz ilk yaptığım işte onu seyretmek oluyor. Birkaç saat sonra da değerlendirmesini koyuyorum biliyorsunuz. Peker'den 7 yeni iddia. Gazete Pencere. 1. Sezgin Baran Korkmaz'a kaç diyen Süleyman Soylu. 2. Soylu Sezgin Baran Korkmaz'dan bir şirketin 45 milyon dolar alacağını silmesini istedi ki o konu İnan Kıraç'la ilgili, Kıraç Holding'le ilgili bir konu. Kimler kimlerle? Yüksek yargı ve emniyet mensuplarıyla gazeteciler Korkmaz'ın otelinde ağırlandı. Ki o gazeteciler vesaire denen kişiler hala pişkin pişkin pozisyonlarını koruyorlar. Ne yani? Yani onurlu bir duruş mu bekliyordunuz? O arada hiçbir şey yapmayarak da veya pozisyonlarını korumaya çalışarak da iyice beter oluyorlar. Bırakın beter olsunlar yani. Bazen bir tweet atıp çekilmek çok daha kesin çözüm oluyor. Metin Külünk'e maaş bağlamadım ama 10.000 dolardan çok fazlasını verdim diyor. İşte bu yayında bir başka isim gündeme gelecek. O ismi de o milletvekiline dayak olayının odağındaki, göbeğindeki isim Feyzi İşbaşaran'ın açıklamalarına bakarak öğreneceğiz. Demirörenler Doğan grubunu satın alırken kullandıkları krediyi geri ödemedi. 2 gündür ne Ziraat'ten ne Demirören'den tek satır açıklama yok. Bir iş bu kadar yaygın bir şekilde kamuoyunda konuşuluyor ve bu kadar yoğun bir şekilde soruluyorsa bir satır açıklama yapacaksınız. Ödedik, ödemedik. Ya da banka açıklama yapacak. Ödediler, ödemediler. Bu kadar basit yani. Neticede geri ödemesiz kredinin süresi 2 yıl geri ödemesiz kredinin süresi 1 Nisan 2020'de dolmuş. Yani 15 aydır, 13 aydır, 14 aydır para ödenmiyor. İddia o. Demirörenlere ziraate borçlarını ödemesi için Kemerburgaz'da imar kıyağı yapılmış. İşte AK Parti seçimde dağıttığı kahveyi benden aldı, para ödemedi diyor. Bütün iddialarını bu şekilde kalın puntolarla Gazete Pencere koymuş ve yapılması gereken bir gazeteyi yapmış. Tebrik ederiz yapanlara, emeği geçenlere. O arada esasen Ziraat Bankası'na bu sorulmuş. Ali Haydar hak verdi. Tweet atmış bir siyasi. Demirören'in aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası'na sormuştuk. Banka müşteri sırrı diyerek bilgi vermedi. Yeniden soruyoruz diyor. Evet, daha önce müşteri sırrı diye banka işte bu resmi yazılıyla Ali Haydar Hakver diye, CHP Ankara Milletvekili Hakver diye bir cevap vermiş. Ama o zaman tabii bir milletvekilinin sorusu geçiştirilebilir gördüler ve böyle cevap verdiler ama şu anda kamuoyu soruyor. Bakalım ne olacak? O arada Sezgin Baran Korkmaz, Karsan ve Kıraça Holding'deki dolaylı paylarını avukat Levent Göktaş'a devretti ki Levent Göktaş önceki darbe soruşturmalarında da yargılanan bir isim de hatırlatalım. Asker kökenli. Onun üzerine Sedat Bozkurt gazeteci şu tweet'i paylaşmış. Levent Göktaş İnan Kıraç'ın avukatı ve Vehbi Koç'un damadıdır. Suna Kıraç'la evliydi İnan Kıraç. Suna Kıraç bir süre önce vefat etti. İnan Kıraç'ın avukatı ve daha önemlisi sarayda çok etkili bir isim. Ergenekon davasında da yargılandığını not düşelim. Emekli olmadan önce önemli operasyonlara katılmış olduğu söylenen adı MİT müsteşarlığı için bile geçen albay demiş. Said Sefa mühim bir hatırlatmada bulunuyor. Diyor ki Tayyip Erdoğan'ı kastederek oğluna diyordu ki alma parayı nasıl olsa kucağımıza düşecekler diye. İşte yaptıkları tam da bu. Bu devletin mafyalaşması veya bir mafyanın veya bir mafya ailesinin devlete çökmesi. Bazen bu hatırlatmaları 7-8 sene geride kalmasına rağmen yapmak gerekiyor. Evet yani 40 yaş hatırlar da 30 yaşın altındaki hatırlamakta güçlük çekebilir. 25 yaşın altındaki zaten bilmiyordur. Arzu Yıldız bir aile bir insan için bu kadar para hırsı anlaşılır değil diyor. Bu yönde çok sorular geliyor veya bu yönde çok tweetler atılıyor. Ya kardeşim ne yapacaksın parayı? Hani 10 milyon doların var bir 10 milyon dolar daha yani ne olacak geçinebilirsin. Bu öyle değil arkadaşlar. Yani zaten insanların belli bir refah seviyesinde geçinmesi için gerekli para belli. Örnek olarak söylüyorum 1 milyar doları varsa bir insanın yani 1 milyar doları olan bir insanla 50 milyar doları olan bir insan arasında yaşam standardı olarak bir farklılık yok. Onun da jeti var, onun da yatı var. O da dünyanın istediği yerine gidebilir. Dünyanın istediği lezzetlerini, zevklerini tadabilir. Her şeyi yapabilir. Parasıyla her şeyi alabilir. kendi çocukları, torunlarına yetecek bir servettir o vesaire. Yani 500 milyon doları da olsa böyledir. 250 milyon doları olsa da böyledir yani. Yani yenilen, içilen, yapılan, edilen de çok fazla bir değişiklik olmaz yani hayat standartında. Ama para güçtür. Para iktidardır. Farkı bu. Haliyle 1 milyar dolarlık bir insan evet bir zengindir. Bir zenginlik içerisinde yaşar. Ama 100 milyar dolarlık bir insan artık bir devlet bütçesi büyüklüğünde bir gücü vardır. Hele 1 trilyon dolarınız varsa, bugün Apple gibi, bugün Amazon gibi 1 trilyon dolarınız varsa, o G7 zirvesi var ya, dünyanın en güçlü 7 devleti oturup da işte dünya politikalarını belirliyorlar. O masada sizin de bir koltuğunuzun olması icap eder. Para güçtür. Her zaman meseleye yeme içme, her zaman meseleye yaşam standardı olarak bakmamak gerekir. Mesele her zaman en iyi arabaya, en iyi uçağa, en iyi yatabilmek değil. Onların bir bedeli var zaten. Yani 50 milyon dolara, 100 milyon dolara, 150 milyon dolara alırsınız, geçersiniz. Toplasanız milyar dolar etmez. Ama dediğim gibi peki neden daha? İşte ondan. O iktidar hırsı, o güç hırsı. Evet. Mesele budur yani. Mesele yeme içme değil yani. Sedat Peker, Derin Mehmet Marina'nın yönetiminden ayrılmakla bu iş olmaz. Senin ve oğlunun üstüne olan, mübarizden gasp ettiğin Marina'nın içinde olan Mak Petrol'ü de Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaksın. Yoksa o benzin istasyonunda yaptırdığın mazot kaçakçılığının dosyasını açacağım diyor. Gene oğlu Tolga Ağar'ın da bölgenin araç muayene işlerini uzun süreliğine aldığı meselesi var. Sedat Peker onların peşini bırakmayacak gibi görünüyor. Evet. Dünyanın neresinde diyor Sedat Peker devamla, bir benzin istasyonunun 5000 tonluk gemilerin yanaşabileceği 2 tane iskelesi olur. Derin Mehmet ve ekibi buradan mazot kaçakçılığı yapıyor. Herkesin gözü önünde. Muğla Emniyet Müdürü Suat'ta seyrediyor demiş. Evet. Bu işler bitmeyecek. Siz istediğiniz kadar Sedat Peker sessizliğine gömünün. İstediğiniz kadar iktidarıyla, muhalefetiyle, basınıyla kulağınızın üstüne yatın. Buradan bir şey çıkmaz deyin. Bu iş bir yere gidecek. Evet, bu da enteresan bir karikatür. 2014 tarihli secdeye kapanmış insanların üzerinde malı götüren bir lider portresi efendim. Evet, yaklaştırayım görün. 7 sene geçti, 8. sene. Şimdi anladınız mı? Ve evet, kapağımız Metin Külünk, çanta paralar meselesi sadece Metin Külünk'le ilişkili mi bilmiyoruz ama Feyzi İşbaşaran'ın iddiasını da ekrana getirmeden, değinmeden geçmek olmaz. Feyzi İşbaşaran kim? Feyzi İşbaşaran işte Sedat Peker'in emniyette gözaltındayken dövdürdüğü eski milletvekili. Metin Külünk, iddia o ki Metin Külünk dışarıda birilerine, kendi adamlarından birilerine suç işletip İşbaşaran'ın yattığı emniyette, nezarete onları düşürüp orada İşbaşaran'ı tartaklamayı, dövmeyi planlıyor. Fakat karakolun amiri bu plana hayır diyor. Onun üzerine Metin Külünk, iddia o ki, Sedat Peker'e müracaat ediyor. Sedat Peker de ben hallederim diyor ve Sedat Peker avukatını gönderiyor İşbaşaran'ın yattığı nezarethaneye. Avukatı, hatta üzerinde silahı da olduğu söyleniyor. Avukat görüşmesi yapacağım diye İşbaşaran'la görüşüyor. Tabii bütün emniyet falan filan çekiliyor. Baş başa bir yerdeler, neyse. Ve orada İşbaşaran'ı tartaklıyor, dövüyor. Sedat Peker'in gönderdiği avukat. O avukat da elini kolunu sallayarak geziyor. Bu konuyla ilgili de hiçbir işlem yok. İşte o Feyzi İşbaşaran yeni paylaşmış. Arabasına para bıraktığı diğer milletvekili Mahir Ünal mı diye soruyor ki Mahir Ünal da AKP çelik çekirdeğinin içinde bir isimdir. Erdoğan onu hiç bırakmadı. Hep yakınında bir yerlerde tuttu. AKP'de hep kritik görevlerde tuttu. Mahir Ünal açıklama yaparsa öğreneceğiz diyor. Haliyle mesele tek başına bir Metin Külünk meselesi değil. Feyzi İşbaşaran ki bu konuları bilebilecek, eski AKP'de de milletvekilliği yapmış. Mutlaka içeriden de duyumları var, aldığı istihbaratlar var. Bilebilecek bir isim. Arabasına para bıraktığı diğer milletvekili Mahir Ünal mı diye soruyorsa boşa sormuyordur. O arada biraz da makara yapalım. Sedat Peker'in galiba yanlış anlaşıldım, benden aldıkları kahvelerin hiçbirinin parasını ödemediler. Ödedilerse faturasını göstersinler tweetine bir vatandaş yok doğru anladık reis seni bile tokatlamışlar cevabını vermiş. Gene bir başka matrak kolaj veya işte bu gerçek değil tabii. Sedat Peker'in kullandığı fonun önüne Süleyman Soylu'nun kellesini yerleştirmişler. 6 ay sonra Singapur. Yalnız bu da şöyle bir hakikat payı var. Soylu o koltuğa muhtaç ve o koltuğun gücüyle yürümek zorunda. O koltuktan gittiği anda evinden alırlar. Yani ya da işte bir biçimde onun da susması için ne gerekiyorsa yaparlar, yapmaları gerekir. Koltuğun ve İçişleri Bakanlığı'nın gücüyle yürüyor. Ve mutlaka içeride bir pazarlık dönüyor, bilmiyoruz. Fakat Soylu oradan indiğinde gideceği yer Singapur olabilir. Evet. Çok da haksız değil bu tahmin. Sedat Peker RT'lediği için gördüm. Tek dileğim Sedat Peker bu ülkeye hapis yatmaya da olsa geldiğinde bu iddia ettiği suçları işleyen kişilerle koğuş arkadaşı olup kendi kahvelerinden içirmesi demiş. Evet. Bu da efendim Tayyip Erdoğan o kadar imajını kaybetti, o kadar artık gündem belirleyemez halde ki böyle halkın içerisinde dondurma yeme görüntüleri falan. Fakat burada hemen karşısında görüyorsunuz bir kız, genç bir kadın ayak üstüne atmış ve koruması uyarıyor ayağını indir diye. Sonra da indiriyor. Görüntüsü falan da var. Çok paylaşılıyor, görmüşsünüzdür. Böyle gençlerin arasında dondurma yiyerek falan imaj düzeltilmiyor. Dediğim gibi paldır güldür gidiyor. AKP son aylardaki, son 6-7 aydır ki erimesini bir türlü geriye çeviremiyor. Ve tabii elbette bu noktada parsayı Sedat Peker ve işte onun anlatılarıyla yaşananlar topluyor. Gündem o, yani başka bir şey değil. Hürriyet'in bugün enteresan bir iç sayfada manşeti var. Fatih Çekirge ki her dönemin insanıdır. 28 Şubat'taki rolü de ayrıdır. Her neyse, Fatih Çekirge bahsine girmeyeceğim. Yerin dibine batsın. Fakat Fatih Çekirge bu Hulusi Akar'ın sözcülüğünü yapmış Hürriyet'te. Ve Hulusi Akar Atatürkçülüğümüzü sorgulamak kimsenin haddi değildir lafıyla böyle sayfa manşeti olmuş. Birinci sayfada da var bu haber. Enteresan işler dönüyor. Bu laflar boşuna söylenmiyor. Yüksek Askeri Şura yaklaşıyor. Bakalım, göreceğiz bu işin altından ne çıkar, ne çıkacak. Evet, bu dönem 7 Haziran, bugün 7 Haziran 2021 Pazartesi, 7 Haziran 2015'in 6. yıl dönümü. O gün AKP tek başına iktidardan olmuştu. %40'a düşmüştü oyu ve koalisyonsuz bir şekilde hükümet kurmak mümkün değildi. Parlamenter sistem vardı ve medya kendine gelmişti. Özgürce yayınlar yapıyordu vesaire. Fakat Türkiye o şansı tepti. Bakın gazetelere o gün 8 Haziran'da nasıl, yani bir gün sonra, seçimden bir gün sonra nasıl manşet olmuştu bu. Hürriyet baraj yıkıldı manşetiyle çıkmıştı. Habertürk baraj yıkıldı. Temmuz'un sonunu bulabilir koalisyon demişti. Yeni dönem manşetiyle çıkmıştı. Daha sonra kapanacak Vatan Gazetesi. Al sana yeni Türkiye. Halk Erdoğan ve AKP'nin hayallerini sandığa gömdü. Cumhuriyet. Zor dönem. Havuz medyası da biliyor yani. Sıkışmış durumda. CHP'den HDP'ye baraj kıya. İşte o erken seçim. Yeni Şafak gerçekten görmüş olayı. Ve zaten ondan sonra yaşanan şiddet olaylarının ardından hükümet de kurulamadı deyip ülkeyi 5 ay sonra 1 Kasım'da tekrar seçime götürmüştü Recep Tayyip Erdoğan. Yeni Şafak doğru başlık atmış yani. Zaman saraya, israfa, otoriterleşmeye millet yeter dedi. Bugün HDP, benim de çalıştığım, köşe yazdığım gazete, HDP barajı yıktı manşetiyle çıkmıştı. Türkiye koalisyon dönemi 13 yıl sonra yeniden. İşte efendim böyle çözüm, erken seçim, yepyeni Türkiye vesaire, işte saray düştü manşeti. Evet. Taraf. Evet. Öyleydi esasen ama maalesef bu geri çevrilemedi. Evet. Seçim var, iktidar yok, takvim. Son manşette Milliyet'ten gelsin, yeni süreç. Sandıktan 4 partili meclis çıktı. Evet, bu süreci maalesef AKP kendi lehine kullandı. Ne oldu? Deniz Baykal Tayyip Erdoğan'la görüştü, onu rahatlattı. Erdoğan bir 3-4 gün kaybolmuştu, hatırlayın. Sonrasında meclis başkanlığı seçimlerinde tuhaf bir şekilde AKP'nin İsmet Yılmaz'dı galiba adayı seçildi. Ve ondan sonra da işte CHP AKP ile koalisyon görüşmeleri yaptı. Davutoğlu bir hükümet kurdu, bilmem ne filan, seçim hükümeti. MHP'yi böldüler. Tuğrul Türkeş işte gitti. İşte Meral Akşener bakanlık teklifini reddetti. Bir sürü hikaye, girmeyeceğim yani. 7 Haziran 1 Kasım arası uzun belgesel olur. Ve sonra evet, muhalefet AKP'yi iktidardan indirdiği seçimin ardından eline yüzüne bulaştırdı süreci. Belki de öyle olmasını istedi, bilemiyorum. Baykal çok önemli orada. Deniz Baykal faktörü. Ve sonra bugünlere kadar geldik. Sonra da diyorlar ki yok işte 2012 Eylül referandumu, yok yargı vesayeti, yok şucular, yok bucular, yok şöyle, yok böyle. Öyle değil yani. Siyasi yönden bugünlerin miladıdır 7 Haziran 2015. AKP'yi iktidardan indirmiştiniz. Cumhurbaşkanı sembolik yetkilerle orada duran Tayyip Erdoğan'dı. Bugünkü gibi başkanlık yetkilerini almamıştı. Her şey yapılabilirdi ama olmadı. Evet. HDP 80 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti. Evet. Bir diğer konu müsilaj konusu. Bu fotoğraflar yeni çekildi. Caddebostan sahil görüyorsunuz, martılar. O deniz salyası denilen işte müsilajı böyle seyrediyorlar. Bu da ölü balıklar denizin altından. Biraz daha yaklaştırayım. Denizin altından ölü balıklar. Denizin altı da üstü de bu durumda. Caddebostan sahili görüyorsunuz, kirliliğin boyutunu. Evet. Benzer, bu da yine drone'la çekilmiş fotoğraflar bunlar. Hadiseye bakın. Fena yani. İşte bu şekilde temizlemeye çalışıyorlar. Ve denize girenler de var. Suadiye burası. Dün çekilmiş fotoğraf. Ya müsilajın ortasında insanlar denize giriyor. Ya inanılır gibi değil. Ama oluyor. Evet. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bu müsilaj konusu veya deniz salyası konusu elbette her konuda böyle ahkam kesecek halimiz yok. Bu uzmanların, elbette araştırmacıların su üstü, su altı neyse bakıp şey yapacağı bir şey. Bunun kaynağı ne? Atıklar. Yani kanalizasyon atıkları, yani işte evsel atıklar artı işte endüstriyel atıklar vesaire. Şimdi temizleyeceğiz, pırıl pırıl yapacağız, Haliç gibi olacak falan filan diyorlar ama bu mesele pek öyle değil. Marmara bir iç deniz ve Marmara Havzası'nda 25-30 milyon insan yaşıyor ve bunların yarısından çoğu İstanbul'da yaşıyor. Ve bunların dışkıları, evsel atıklar bu denize akıyor. Temizlediğinizde bu atıkların da önüne geçmiş olacak mısınız? Ya da arıtım tesislerini kurmuş olacak mısınız? 30 milyon insan dışkısını, on binlerce ton her gün Marmara Denizi'nin ortasına bırakıyorsunuz. Sonra da temizleyeceğiz. Bu işler temizlemekle olmuyor. Bu kirliliğin kaynağını kurutmakla oluyor. Mümkün mü? Size soruyorum ve konuyu kapatıyorum. Sedat Peker sessizliği konulu manşetimiz böylelikle sonlanıyor. Hafta içinde gelişmelere göre tekrar karşınızda olacağız. Çarşamba günü tekrar bir yayın yapmayı planlıyorum. Yarın muhtemelen olmayacağım ama ekstra bir gelişme olur. Bir son dakika gelişmesi olur. Tekrar biz gelişmeleri sizlerle paylaşırız. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla hoşçakalın.